İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Vakfı Kadınlar Kulübü 8 Mart'ı Sağlık Festivali ile kutladı. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 öncü kadın diye yola çıktık. Çalışan kadınların hayatını iyileştirmek, sağlığını iyileştirmek, iş yerindeki koşullarını iyileştirmek. Bu yıl 8 Mart'ı kadın sağlığı temalı bir festivalle kutlamak istedik İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Vakfı olarak. Çalışan, çalışmayan, anne olan, olmayan, bu dünyada dünyayı güzelleştiren, emek veren bütün kadınların bu özel gününü kutluyorum. Bir sağlık festivali düzenlemeye karar verdik. Amaç burada çalışan kadınlarımızın ulaşamadığı bir takım sağlık değerlerine kendi açılarından daha rahat ulaşmalarını sağlamak. Ücretsiz erken tanı ve cilt taramaları yapıldı. Kadın sağlığına ilişkin bilgiler verildi. Güzel bir toplantı, insanların, kadınların bilgilendirilmesiyle ilgili hem meme hastalıkları hem jinekolojik hastalıklar konusunda çalışan kadınları bilgilendirme şansımız oldu. Sağlık seminerimizin kapsamında amacımız kadınlarımızı bilinçlendirmek, erken tanı teşhisleriyle olası çıkabilecek rahatsızlıklara karşı önemini anlatmak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde aslında sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme geleceğimize yapabileceğimiz en büyük yatırımlardan birisi. Ciltleri hakkında bilgilendirdik, bilgi almak istedikleri konularda onlara sürpriz hediyelerimizle yanında olduk. Alanında uzman pek çok isim konuştu. Böyle bir katkıda bulunduğumuz için özellikle kadınlara yönelik böyle bir çalışmaya çok gururluyuz. Sadece gelen hastaların değerlendirilmesiyle yetinmiyoruz. Etraf ve konuyla ilgili bilgiler de verip bu konudaki kaygılarını da gidermiş oluyoruz. Sadece biyolojik değil, psikolojik destek de sağlamış oluyoruz. Bölgemizde kadınlara yönelik bir meme taraması yapıldı. Parti parti tüm bölgeden kadınlarımız buraya gelerek bu imkandan faydalandılar. Risk grubu olsunlar olmasınlar 40 yaş üzeri yıllık mamografilerle mutlaka takiplerini, tetkiklerini yaptırsınlar. Kadın güçlü oldukça yarınlar güçlü olacak. Bunu hepimiz biliyoruz.